Şehir Ekranı Televizyon'dan hepinize merhabalar. Ben Serap Topçu. Hayal Ürünü programına hoş geldiniz. Efendim, her hafta sizlere güçlü kadınları, birbirinden değerli isimleri tanıtıyoruz. Bu hafta da tıp alanında önemli gelişmeler kaydeden ilk Türk kadın doktor Safiye Ali'yi sizlerle birlikte tanıyacağız. Peki Safiye Ali kimdir? Ailesi kimlerdir? Gelin hep birlikte tanıyalım. Aslında Safiye Ali'nin ailesi saray kökenine dayanmaktadır. Kendisinin babası Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit'in yaverlerinden olan Ali Kırat Paşa'dır. Annesi ise Şeyhül Harem Emin Paşa'nın kızı Emine Hasene Hanım'dır. Ailesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmış kişilerdir. Dedesi Hacı Emin Paşa 17 yıl Mekke Şeyhülislamlığı yapmıştır. Babasını küçük yaşta kaybeden Safiye Ali, dedesi Emin Paşa'nın Valide Çeşmesi'ndeki konağında büyümüştür. İstanbul'da Amerikan Kız Koleji'nden Ocak 1916'da mezun olmuştur. Safiye Ali, doktor olmayı kafasına ta küçük yaşlarda koymuştu. Kolejdeki yıllarında ise doktor olma kararından hiç vazgeçmemişti, hatta daha çok istemişti. Fakat o dönem Darülfünun Tıp Fakültesi'nde kadın öğrenci, daha doğrusu tıp alanında kadın öğrenciler kabul edilmiyordu. Fakat Safiye Ali bu hayalinden vazgeçti mi? Elbette ki hayır. Hemen 1. Dünya Savaşı o dönem sürerken kendisi Almanya'ya eğitim almaya gitti. Dönemin nazırlarından, nazır adıydı adamın. Aa, doğru söylemişim, nazırım Ahmet Şükrü Bey. Dönemin nazırlarından Ahmet Şükrü Bey'in de yardımlarıyla burs alan Safiye Ali, o dönemde yazdığı teziyle diplomasını tamamlamıştı. Daha doğrusu diplomasını almıştı. Yazdığı tezi ise bebeklerde iç papimenenjit kanamasıyla ilgili bir tezdi. Bu tez sayesinde de diplomasını almıştır kendisi. Cehaloğlu'nda açtığı Safiye Ali'nin eşiyle birlikte Cağaloğlu'nda o zamanlar açtığı muayenehanesinde hastaları pek tanınmadığı için yoktu. Gelen hastalar ise kendisi kadın olduğu için erkek doktorlara göre vizit ödemesinin daha düşük olabileceği teklifinde bulundular. Fakat bir şeyde yanıldılar, çünkü bu işin kadını erkeği yoktur. Herkes yapabildiğini zaten en iyi şekilde yapabiliyordur. Hatta anne bebek sağlığıyla ilgili yaptığı çalışmaları da klinik çalışmalarının önüne geçmiştir. Bakın, buradan anlıyoruz ki kendisi de yardımsever, daha doğrusu hayırsever bir kadındır. Anne sütünden kesilen ve steril süt içme imkanından mahrum olan çocuklar için Fransız Kılıçalı tarafından kurulup 1925'te Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne bırakılan süt damlası bakım evinin başına geçen Safiye Ali, gönüllü çalışmalarıyla bakım evinin etkin ve aktif hale gelmesini sağladı. Süt damlasındaki çalışmaları kadınları emzirmeye teşvik etme, yetersiz beslenen çocukların sağlıklı beslenebilmeleri amaçlı eğitimler düzenlemeye odaklıydı. Safiye Ali ayrıca sütten kesilmiş bir yaş sonrası hasta ve zayıf çocukların bakımı ile ilgilenmek üzere Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesini kurdu. Londra, Viyana ve Blogra'da düzenlenen kongrelerde Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin temsil etti. Efendim, Safiye Ali'yi görüyoruz ki döneminde ne kadar başarılı işlere imza atmış, hayalini hiçbir zaman terk etmemiş, elinden gelenin hep bir fazlasını yapmış. Gerek yardımseverliği, gerek iyi niyeti, gerek anne çocuk sağlığı, daha doğrusu sağlıkla ilgili birçok alanda kendini kanıtlamış, kanıtlamaya çalışmış. Fakat o zamanlar kadın doktorlar o kadar o kadar çok benimsenmemiş olacak ki o dönemlerde yer alan bazı ibarelerde Safiye Ali Bey diye geçmektedir kendi ismi. Fakat Servet-i Fünun dergisinde ise ilk kadın doktor olarak adı geçmektedir, yer almıştır diyebiliriz. 5 Temmuz 1952 yılında ise hayatını kaybediyor. Efendim, görüyoruz Safiye Ali sağlık alanında birçok önemli noktalara değinmiş, birçok işlere başarılı bir şekilde imza atmış kişidir kendisi. Ve hayatı boyunca da sağlıkla ilgilenmiş, hayalin peşinden gitmiş, sağlık çalışanlarına, daha doğrusu bilinmeyen hastalıklara şifa olmaya çalışmış. Efendim, bizler de Safiye Ali'ye
tıp alanında büyük ilerlemeler kaydettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz bu vesile ile. Şehir Ekranı televizyonlarından hepinize hoşça kalın diyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere yeni bölümlerle sizlerle olacağız. Sizler de bizden ayrılmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.